Herkese iyi akşamlar, canlı yayına hoş geldiniz. Evet, Instagram'dan ve Facebook'tan canlı yayınımıza başladık. Evet, sevgili Ercümen Küçük Yılmaz, Alin Deniz, hoş geldiniz. Güzel bir salı akşamı diliyorum. Ee, aynı anda hem Facebook'tan hem de Instagram'dan başladık. Merhabalar, iyi akşamlar Deniz Hanım. Bayramdan sonra ilk salı günü, e, evet salı konuşması. Sevgili Hanife Hanım, değil mi? Evet. İlk beraberliğimiz olacak. Umarım güzel bir Yeter Hanım merhaba hoş geldiniz. Umarım güzel bir bayram süreci yaşamışsınızdır. Sibel Hanım hoş geldiniz. Sevgili Mustafa Demir hoş geldiniz. Bayram nasıl geçti bakalım? Sevgili Nazife merhaba. Umarım sevdiklerinizle güzel vakit geçirmişsinizdir. Veya sevdiğiniz bir köşeye gidip birazcık belki de dinlendiniz bilmiyorum. Umarım keyifli bir vakit geçirmişsiniz ve dinlenmişsinizdir veya sevdiklerinizle hasret gidermişsinizdir. Sevgili Necdet Erdoğan merhaba hoş geldin iyi akşamlar. Aslında e, bayram süreci birçok insanın sevdikleriyle, yakınlarıyla e, geçirdiği bir süreç. Bazı kişiler için de koşturmacanın, e, kargaşanın içinden kaçıp dinlenmeye vakit ayırmak e, üzere bir yerlere kaçtığı bir zaman dilimi de olabilir. Kişinin yaşam temposuna göre e, aslında küçük böyle. Bazı kaçamaklar, bazı dinlenmeler kişinin dinlenmesine, yenilenmesine sebep oluyor. Aslında baktığım zaman insan olarak bizler hep şöyle söylüyorum. Cennette bile yaşasak yani şu anda cennette olsak hep cennette olduğumuz için belli bir süre sonra sıkılırız. Çünkü onun farklı bir yer seçeneği sunmadığı için bir şeyleri kavramamız, anlamamız için çoğu zaman karşılaştırma yapabileceğimiz, bazen eksikliğini hissedebileceğimiz şeyler yaşamamız gerekiyor. Yani insanoğlunun yüzüne baktığımızda gördüğüm kadarıyla monotonluk, cennetin içinde olsanız bile cennetten sıkılabilirsiniz. Hep aynı şeyleri aynı düzende yapsanız, dünyanın neresinde yaşarsanız yaşayın, Hangi ortamda, hangi maddi durumda yaşarsanız yaşayın, hep aynı düzendeyseniz belli bir süre sonra sıkılma ihtimali çok yüksek. Her zaman bir değişiklik gerekiyor. O yüzden zaten psikolojide de hep yeni şeyleri denemeniz öneriliyor. Yani her zaman gittiğiniz yoldan daha farklı bir yerden gitmek, farklı şeyleri deneyimlemek, farklı lezzetleri deneyimlemek. Tabii ki... Bir şeyleri, yeni şeyleri denemek derken çok uç noktalardan bahsetmiyorum. Tamamıyla sizi riske edecek, hayatınızın kalitesini tehlikeye sokacak şeylerden bahsetmiyorum ama bazı şeyleri değiştirmek lazım. Denediğimiz yöntemleri değiştirmek lazım. Ve farklı yerlere gitmek, farklı deneyimler yaşamak kişinin ruhunda bir heyecan yaratıyor, bir yenilik yaratıyor ve belli bir süre sonra sahip olduğu evindeki düzeni, düzene veya eski düzene e, geri dönmek istiyor, evini özlüyor değil mi? Çoğu insanın en büyük özlemi tatile gittiği zaman da belli bir süre sonra e, tekrar eski ortamına, eski çalışma ortamına, evine, kendi rahatlık, konfor alanına dönmek istiyor. Evet o zaman daha çok değerini biliyor, daha çok anlıyor elindekilerin ne olduğunu. Bunu anlamak için de bir miktar uzaklaşmak gerekiyor, bir miktar değişiklik gerekiyor. Hepimizin hayatında böyle süreçler var. Yeter Hanım ne demiş? Yaşayamadım çünkü Arife günü düştüm, başımda dört dikiş ve belim ağrıyor. Oo, çok geçmiş şey olsun. Kızınız gelmiş daha sonra da Erzurum'dan ama kaza için çok geçmiş olsun Yeter Hanım baya görünmez bir kaza olmuş. Allah beterinden saklasın. Tez iyileşin inşallah. Bir an önce kendinize gelin. Şimdi bugün her zamanki gibi bir miktar farklı konulardan konuşacağız. Hatta sağlakların sol elini yazıda pratik kullanımda kullanması önerilir. Doğru. Bazen Sağlakların sol elini kullanması da değil mi? Onların bazı yeteneklerini, sağ ve sol dengesini sağlaması açısından da aslında önemli. Bazı danışanlar geliyor, solakları zamanında işte annesi babası zorlayarak sol elini kullanmayı unutturarak sağ elini kullanmak üzere zorladıklarını bana anlatıyorlar. Aslında ne kadar üzücü hikayeler değil mi? Çünkü sola olmak bir dezavantaj değil. Yani insan nasıl doğduysa nasıl alışkanlıkları varsa onu zamanla kendi isteyerek değiştirebilir ama zorla belli alışkanlıkları değiştirmeye zorlamak kişilerde sıkıntı yaratabiliyor. Şimdi her hafta yaptığımız gibi bir miktar ben doğaçlama gidiyorum. Bugün de belli bir konu belirlemedim. Sizlerin sorduğu, yazdığı yorumlar, öğrenmek istedikleriniz, merak ettiklerinize göre bir miktar ilerleyeceğim ve yaklaşık bir saat kadar tutacağım. Yine sonuna doğru bir enerji çalışması yapacağım. Sizin sorduğunuz sorular ve daha önce işlemediğim konular doğrultusunda bir enerji çalışması başlığı belirleyeceğim ve ee, o çalışmayla da noktalayacağız. Dolayısıyla istediğiniz enerji konuları veya e, psikoloji konuları, ruhsal konular gibi birçok konuda merak ettiğiniz, sormak istediğiniz şeyler varsa yazabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Evimize daha iyi giderken değişik yollardan eve gidilmesi. Evet, evet. E, kesinlikle rutinleri kırmak lazım ve farklı şeyleri denemek lazım. Yeniliklere açık olmak lazım farklı yöntemlere açık olmak lazım. Bunları çünkü denersek olaylara farklı perspektiften, farklı yerlerden, farklı deney, deneyimlerle ruhumuzu biraz daha renklendirmiş oluyoruz. O yüzden bazı insanlar çok kapalı yeniliklere karşı. Bazı kişilerde de açık. Hüseyin Demir, 5 yaş, kızımda takıntılar ve tekrar davranışları var. Ayrıca aşırı öfke, ve bağırarak konuşma var. Ne tavsiye edersiniz? Hüseyin Bey, 5 yaşındaki kızınızda olduğuna göre bu takıntılar e, aileden geçmiştir. Büyük bir ihtimal sizden ama genelde daha çok anneden e, geçen şeyler olabiliyor. 5 yaşındaki kız çocuğunda olduğuna göre büyük bir ihtimal e, annenin e, yaşadığı hamilelik sürecindeki sizde olan ilişkilerindeki yaşanmış gerginlikler varsa genelde gördüğüm kadarıyla kayınvalide problemleri çok oluyor. İşte onlarla yaşanan gerginlikler, sıkıntılar bazen bir tarafın illa sizin taraf demiyorum ben Hüseyin Bey bir tarafın ailesinin zorla o evde iyi hizmet edilmesine zorlanmak ve kayınvalidelerin işte gelinleri ve erkek çocukları, damatları, sıkıştırmaları, zorlamaları, belli yaptırımlarda bulunmaları, işte eleştirisel tavırları gibi konular hamilelik döneminde hatta hamilelikten 9 ay önce bile yani anne karnına döllenmeden önce bile yaşanmış olayların etkileri çocuklara doğrudan yansıyor proje amaç dönemi deniyor buna. Proje amaç dönemi bazı yayınlarında hep bahsediyorum. Ee, anne karnına döllenmeden 9 ay öncesi yani daha hiç ortada çocuk yokken yaşanan olaylar anne karnındaki 9 ay ve doğduktan sonraki 9 ay e, doğrudan etkiliyor. 1 yaş olana kadar ki olan süreçler doğrudan etkiliyor. Ee, burada takıntılar varsa hatta Bazen soy ağacına bakarak anne ve baba tarafındaki e, takıntılı olan e, farklı e, ailelerin enerjileri yansımış olabilir kızınıza. Ayrıca takıntılar e, utanma nedeniyle ortaya çıkmış olabilir. Herhangi bir konuda fark etmeden onu çok utandıran e, olaylar yaşadıysa e, bunların enerjisi olabilir ama siz öfke ve bağırarak konuşma var diyorsunuz e, şu anda canlı yayındasınız ama eğer eşinizde bir gerginlik varsa arada öfke ve bağırma oluyorsa ikinizin arasında e, veya bir şekilde e, evde gergin bir ortam oluyorsa doğrudan küçük çocuklar bunu ne yazık ki alıyorlar ve bu öfkeyi yansıtıyorlar. E, hamilelik döneminde annede varsa, öfkeli durumlar yaşadıysa bunu olduğu gibi alıp yansıtıyor. Dolayısıyla bu durumda bu durumları yaşayan anne ile direkt çalışılabilir. Anne ile çalışırken kızınızla aynı anda çalışılıyor. Genelde danışanlarım da öyle oluyor. Ve ben anneye genelde kızıyla uyurken ne konuşması gerektiğini öğretiyorum. Ne söylemesi gerektiğini öğretiyorum. Onları uykudayken söylüyor. Çünkü aslında Küçük çocuklar uykudayken veya yetişkinlerde de aynı aslında. Bilinçaltı uyumuyor. Bilinçaltında off düğmesi yok. O yüzden geceleri rüya görüyoruz. İyi veya kötü rüyalar görebiliyoruz. Yorgun kalkabiliyoruz. Çünkü bilinçaltı durmuyor. Sürekli çalışıyor. O yüzden geceliğin yaşanan olaylarla ilgili belli konuşmaları yapmak, yürütmek küçük çocuklardaki birçok enerjinin çözülmesine yardım ediyor. Onu defalarca danışanlarımda gördüm. Söyleyebileceğim bunlar ama tabii ki ne var, ne sebep olmuş, ne olmuş, nasıl bir yol izlenmeli gibi konular ancak seans yaparak ortaya çıkabilir. Ee, sevgili Figen Hanım merhaba. Başka merak ettiğiniz şeyler varsa bunun gibi yazabilirsiniz ve beni yönlendirebilirsiniz. Ee, hocam çok zor durumdayım. Evden çıkamıyorum. Bunun kısmetim çok dar. Şimdi tabi e, tabii bu pandemi dönemleri e, pandemi dönemleri insanları çok etkiledi. Bolluk bereket konusuyla ilgili e, işle ilgili hakikaten insanlar sıkıntılı dönemler yaşıyor. Asu, AKG. E, bu doğrudan tabii ne kadar da enerjisel bazı şeyleri yapsak kişinin hani bizzat iş bularak bir şeyler yapmasından kaynaklanabilir. Ama bana birisi bolluk bereket veya iş konusuyla ilgili geldiği zaman genelde şunları sorguluyorum, şunları anlamaya çalışıyorum. Geçmişinizde Asu AKG, annede veya babada iflas durumları yaşandı mı? Örneğin böyle bir ee, tamamıyla elindekilerini kaybetme, e, mevcut e, maddi durumun kötüye gittiği süreçler yaşandı mı? Veya anne veya babanın parasız kaldığı, evinden çıkmak veya ev sahibiyken kiracı olmak üzere evden çıkmak zorunda kaldı veya maddi olarak kriz yaşadığınız, e, anne veya babayla yaşarken maddi sıkıntı yaşadığınız süreçler oldu mu? Bunlar etkilemiş olabilir. Ee, geçmişten gelen bu kayıtların mutlaka kişiler üzerine etkileri oluyor. ASU, AKG bunların dönüştürülmesi gerekiyor. Bugünkü çalışmanın sonunda e, bolluk bereketi engelleyen enerjileri dönüştürmekle ilgili niyet koyabiliriz. Bu bir konu olabilir. Başka insanlar varsa bu konuyla ilgili yazmak isteyen oradaki blokajların çözülmesine niyet edebiliriz. E, ve o enerjilerin dönüşmesiyle e, rahatlamanıza yardımcı olabilir. E, kısmet açma olsun. <laughs> e, kısmet açma derken herhalde ilişkilerle ilgili e, evlenme durumundan bahsediyorsunuz. Öyle değil mi? E, doğru partner bulma, doğru eş bulma. Özellikle kadınlarda doğru ilişkiyle ilgili partner bulma. İlk önce bu durumla ilgili benim baktığım durumda yine anne baba ilişkisinde babayla ilişkiye bakıyorum. Yani babayla olan ilişkiniz örneğin nasıldı? Babayla kız ilişkisi nasıldı? Çünkü bir kız çocuğu için onların hayatındaki ilk erkek babalar Baba anneye nasıl davranıyordu, e, yeteri kadar değer veriyor muydu, arada şiddet var mıydı, öfke, bağırma var mıydı, kavga var mıydı, tartışma var mıydı? Çünkü e, kız çocuğu eğer babanın e, anneye iyi davranmadığını görürse, aldatırsa örneğin, baba anneyi aldattıysa, şiddet gösterdiyse, kötü davrandıysa, Kız çocuğunun zihninde erkeklere güvenmeme ve bütün erkeklerin benzer şeyleri yapabileceğiyle ilgili bir program yerleşmeye başlıyor ve genelde kız çocukları babasına benzer frekanstaki erkekleri çekmeye başlıyor hayatına onun gibi davranan onun gibi hatta baba babanın enerjisinden o kötü taraflarının belki 5 katı, belki 10 katı daha kötü e, enerjide olan erkekler çekiyor. Oradaki enerjinin devam eden döngüsü olarak. E, dolayısıyla Sibel Hanım onlara bir bakmak lazım. O durumla ilgili e, neler değiştirmek, dönüştürmek lazım. Oradaki enerjileri sorgulamak lazım. Maddi sıkıntılarla ilgili bir yazan daha oldu. E, dolayısıyla özellikle şu anki ekonomide bunun yazılması şaşırtıcı değil. Maddi sıkıntı yaşayanlarda hangi blokajlar vardır? Biraz önce bahsettim Emine Hanım. Bir örnek verdim, anlattım. Aileden gelen maddi sıkıntılarla ilgili nelerin etkilediği ile ilgili yayını daha sonra bir miktar daha bırakacağım. Baştan dinleyebilirsiniz. Ayrıca soy ağacından gelen sıkıntılar olabilir. Soy ağacından maddi konularla ilgili yaşanmış olan ağır ee, infilansların, kötü durumların ağırlıkları e, etkilemiş olabilir sizi. Onunla ilgili yerleşmiş olan korkular olabilir. Genelde e, ne olursa olsun geçmişte yaşanan korkular kişinin şimdisine etkiliyor. Yani e, kişi eğer şimdi de sıkıntı yaşıyorsa büyük bir ihtimal onun geçmişten gelen belli korkularından kaynaklanıyor. O korkuların yeri bulunursa, onlar dönüştürülürse kişi her türlü zorluğu aşabiliyor. Taner Hocam bugünkü konuyu ve çalışmayı obsesyon, OKB, takıntılar, tekrar davranışları üzerinden kullanma çalışma yapabilir misiniz? Özellikle pandemi takıntıları, temizlik takıntıları olabilir. Ee, Erke hayvanımızı çağıralım er çocuk bakış açısından, erkek çocuk bakış açısından diye yazmış. Peki, ee, er, Ercümen Küçük Yılmaz, er hayvanımızı çağıralım bulalım demekle neyi kastettiğinizi tam anlamadım. Biraz daha detaylı yazmanız lazım. Ee, şu anda maddi konularla ilgili yazanlar daha fazla. Dolayısıyla maddi konularla ilgili çalışmayı bugünkü çalışmanın sonunda yapma ihtimali daha yüksek görünüyor. Peki kızlar güvenmiyor. Evet 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 kesinlikle kesinlikle. Yani çocuklukta eğer babayla bir problem yaşadıysa bir kız çocuğu ileride erkeklere de güvenmiyor ve bu bir program oluşturuyor. Maddi sıkıntılar, evet ağrılar var benim için makul tabii ki. Okey, maddi sıkıntılarla ilgili yazanlar bugün daha fazla. Maddi blokajların arkasında birçok neden var. Bununla ilgili benim YouTube kanalımda da yayınlarım var. Onları da, <laughs> evet enflasyon karşısında maaşlar eriyor. Doğru diyorsun Mustafa Bey. Bununla ilgili... Birçok aslında Radyo Vizyon diye bir kanalda yaptığım bir yayın var. Şansla ilgili konuşmalarım var. Ama şunu her zaman bilin. Sizin nasıl hissettiğiniz doğrudan enerjinizi etkileyecek. Eğer kendinizi çaresiz hissederseniz, çözümsüz hissederseniz, bir şeylerin daha kötü olacağını düşünerek günlerinizi geçirirseniz, haklısınız öyle olmaya doğru enerjiniz evrilir. Ama biraz daha bazı şeyleri değiştirebilecek güçte olduğunuzu, şanslı olduğunuzu ne kadar da bazı şeyler tersle gitse bir şekilde çıkış yolu bulabileceğinize inanırsanız haklısınız. Bir şekilde çıkış yolu bulursunuz. Her zaman sonuçta sizin enerjiniz dominant enerji olacaktır. Dominant ne demek? Ağırlıklı enerjiniz. Yani şu eee 15-20 santimlik genişlikteki mesafede her ne oluyorsa, her neye inanıyorsanız enerjisel olarak dışarıda onun deneyimini yaşayacaksınız. Eğer hep ben parasızım, hep sıkıntılıyım, hiçbir zaman işlerim rast gitmez, şans bana hiç gülmez gibi cümleleri sık sık kullanıyorsanız, sürekli hayatın olumsuzluklarıyla ilgili yakınıyorsanız, bu enerjileri sürekli dışarıya söylüyorsanız, konuşuyorsanız, bununla ilgili televizyon yayınlarını izliyorsanız, programları takip ediyorsanız, bununla ilgili gazete haberlerini okuyorsanız, medyada takip ediyorsanız, böyle bir dünyayı yaşamaya devam edeceksiniz. Diğer taraftan bunları inkar etmeyeceğiz. Pozitif gerçekçilik diye bir Yine tanerakçakanat.com siteme mutlaka girin. Orada pozitif gerçekçilik diye bir yazım var. Ve o yazı kitabımda var. E, İstenmeyen döngüleri durdurun kitabımı okumadıysanız mutlaka okuyun. Orada da pozitif gerçekçilik yazım var. Evet bazı gerçekleri inkar edemeyiz. Ülkemizdeki durumu inkar edemeyiz. E, yakınımızda olan savaşı inkar edemeyiz. E, Enflasyonun ne kadar yüksek olduğunu, hayat pahalılığının ne kadar e, insanların hayatını etkilediğini inkar edemeyiz. Ama sırf bunlardan konuşarak da bunu değiştiremeyiz. Bunların ne kadar kötü olduğu ile ilgili sürekli bahsederek durumumuzu daha iyi hale de getiremeyiz. Peki ne yapmamız lazım? Bunları inkar etmeden, bunları bilerek, e, bu doneleri de kabul ederek, ben ne yapabilirim? Bu durumu değiştirebilecek benim hangi yeteneğimi, zamanımı nasıl kullanabilirim? Ee, kendi mesleğimle ilgili bir şey mi yapmam lazım? Kendi işimi mi kurmam lazım? Ek bir iş mi bulmam lazım? Ee, ek bir yerde e, bir mesai mi yapmam lazım? Ee, daha fazla başvuruda mı bulunmam lazım? Ben ne yapabilirim kısmını mutlaka devreye sokmanız lazım. Mutlaka sizin de bireysel olarak devreye sokabileceğiniz belli yetenekleriniz, çareleriniz, yollarınız vardır. E, tabii ki çok çaresiz insanlar da var. Onu kabul ediyorum. Ama çoğunuzdan bahsediyorum. Bugün internetin de aslında çok yaygın olmasıyla hiç daha önce duymadığımız mesleklerin, işlerin internet üzerinden yapıldığını görüyoruz. Bugün bugün birçok yerde internet üzerinden mağaza açmak, gidip de bir caddede, bir sokakta mağaza açmaya göre çok daha pratik, çok daha kolay. Kişiler kendilerini ee, bu şekilde başkalarını tanıtarak büyük işler yapabiliyorlar. Bazen uygun olan kobi destek programlarından yararlanabiliyorlar. Bazen kendi bireysel imkanlarıyla sosyal medyada bir şeyler yapabiliyorlar. Ee, ama bir şekilde çaba gösterilirse ve zihinsel ve ruhsal olarak olumlu beklentiler içine girilirse bir yol açılır. Her bu konuyla ilgili konuştuğumda mutlaka vurguladığım bir olumlamam var. Beni dinleyenler, benim kitabımı okuyanlar hangi olumlamayı söyleyeceğimi biliyorlar. Ben her zaman şanslıyım. Bu olumlamayı aklıma geldikçe sık sık söylerim. Siz de lütfen bunu söyleyin. Ben her zaman şanslıyım. Şimdi bunu söylediğinizde bazılarınız diyecek ki e, ben her zaman şanslı değilim ki Hüseyin Bey e, belli günlerde radyoda yapmıyorum ama YouTube video kanalım var YouTube video kanalımda bir radyoda yaptığım yayının kaydı vardı e, onu dinleyebilirsiniz YouTube kanalıma üye değilseniz e, sosyal medya hesaplarımdan da görebilirsiniz Taner Akçakanat ...diye girerseniz YouTube kanalında veya geçmişe Taner Akçakanat diye girerseniz evet bulursunuz. YouTube kanalımda birçok konuyla ilgili videolar mevcut ve orada var bu konuyla ilgili olan bir yayınım. Ben her zaman şanslıyım demek benim hayatımda her zaman her şey iyi gidiyor anlamına gelmez... Ama ben öyle gitmesi için bir program yazıyorum demek. Ben kendimi o şekilde programlıyorum demek. Sizin kendi kendinize söylediğiniz neyse onun arayışı içine girersiniz. Örneğin ben bir işim rast giderse, olumlu giderse hemen arkasından bunu söylüyorum. Ben her zaman şanslıyım. Mesela örnek veriyorum size. Gittim bir yere. Hepinizin başına arabası olanların başına gelen bir şeydir e, dolu bir yerde park yeri bulmak. Hani derler ya park yeri melekleri bana yardım etti. E, bunun gibi olumlu bir şey yaşarsam ben her zaman şanslıyım derim. Daha e, bu bayram oldu şöyle bir örneği anlatayım size. E, bayramda tatilden dönüyorduk havaalanında aktarmalı bir sefer direkt sefer bulamadık. İstanbul'dan aktarmalı Ankara'ya gelecektik. Havaalanına indik İstanbul'a 8.40 falandı galiba. Bir baktım işte şey kapımız kaç numaralı kapı diye bizimkine bakarken saat 9 9.05'te 21.05'te bir uçak olduğunu gördüm. Eşimle birlikte Bizimki 21.45'teydi ee, ve 21.00'du pardon. Ee, başka bir Ankara seferi vardı. Aşağıya verecek valizimiz yoktu. Elimizdeydi e, el bagajlarımız. Koşturarak güvenlik görevlisine söyledik. E, bilet satış yerine gittik. Şansımızı deneyelim diye. Oradaki kişi dedi ki e, geç kaldınız dedi yer vardı ama dedi artık dedi yani bu saatte sizi alamayız dedi. Lütfen anons edin dedim. Lütfen pardon sorun dedim. Bakın dedim. Ee, bir şansımızı denemek istiyorum dedim. Telefon açtı. Ee, ve ikimizin yerini de onayladı. 45 dakika erken Ankara'ya geldik. Örneğin bu olayı yaşadığım anda olabilirdi olmayabilirdi. Olmasaydı ben ne kadar şanssızım demeyecektim. Ama olduğu anda hemen bir program yazdım. Tabii ki bana yardımcı olan kişiye çok teşekkür ettim. Ve arkasından ilk söylediğim cümle ben her zaman şanslıyım. Buradaki mantığı çok iyi kavrayın. Ben her zaman şanslıyım dedim. E, ben öyle olduğum için değil. İyi olayı gördüğüm anda oraya işaretledim. Yani oraya sanki e, ben her zaman şanslıyım etiketini yapıştırdım. Ama eğer kusura bakmayın şu anda çok geç kaldınız veya yer yok deseydi ben zaten her zaman şanssızım etiketini yapıştırmaz olabilir derdim. Buradaki tavır çok önemli. Şanssız bir şey başıma gelirse onu etiketlemiyorum. Kendimi dünyanın en şanssız insanı hissetmiyorum. Ama iyi bir şey olursa hemen onun üstüne ben her zaman şanslıyım etiketini koyuyorum. Neden? Çünkü iyi olayları daha fazla odaklanayım diye. Genelde şanslı olan insanların ortak noktalarından bir tanesi bu. Buna çalıştım. Kitabını okudum. Bununla ilgili birçok kişinin ortak noktalarına baktım. Ve en önemli ortak noktalarından bir tanesinin bu olduğunu gördüm. Şanslı olan insanlar hiç şanssız bir şey yaşamadığı için şanslı değiller. Şanssız olayları önemsemedikleri için şanslılar. Neyi ön plana çıkartırsanız o artar. Şanssız olan insanlar ters giden olayları ön plana çıkartıp iyi olanları görmüyorlar. Hani şükredecekleri şeyleri görmüyorlar. E, sağlıklarını görmüyorlar. Ailelerinde iyi olan şeyleri görmüyorlar. Ee, annelerinin babalarının desteğini görmüyorlar ee, yaşadığı ülkenin onlara sunduğu olanakları görmüyorlar yani kısacası e, şanssız insanlar iyi giden şeyleri önemsemiyorlar ama bir şey ters gittiği zaman da onu kocaman bir olay haline getirip onun üzerine odaklanıp onu büyütüyorlar bakış açısı çok önemli. Ben ise şunu yapmaya çalışıyorum, mümkün olduğu kadar. Bunu yapamadığım zamanlar da var. Şanssız olan olayları küçük görüp minimize etmeye çalışıyorum, görmemeye çalışıyorum. Ama bir şey çok basit bir şey bu uçak olayında veya bir park yerinde bile e, basit bir şey iyi gittiğinde onu kocaman yapıyorum. Ben her zaman şanslıyım. Ya nasıl park yeri buldum ya? Sanki. Yani şey, dünyanın en büyük ödülünü aldım. Uçakta 45 dakika önce geldim ama e, sanki yani 45 dakika önce gelmekle e, Ankara'yı kurtardım. Yani ne oldu? Çok mu büyük bir şey oldu? Hayır. Ama bir şeyin iyi gittiğini fark ettim. Şansımı e, gördüm. İyi bir şeylerin olacağını anladım ve bunu büyüttüm hemen bunu büyütüyorum. İyi bir şey olduğu anda hemen o olayı büyütüyorum. İşte size aslında çok önemli bir bilgi verdim. İş bulamayanlar için, işleri ters giden insanlar için, e, neydi izdivaç yapmakta zorlananlar için her konu için bunu uygulayabilirsiniz. İyi giden olayları büyütün, konuşun, bahsedin, anlatın, çevrenizdeki herkese söyleyin. Ne kadar şanslı olduğunu ve bazı şeylerin ne kadar iyi gittiğini anlatın. Ama kötü bir şey gittiğinde e, tabii ki onunla ilgili dersleri alın, önlemlerinizi alın, yapılması gereken şeyleri çıkartın. Ama onun dışında onu çok fazla konuşmayın. Bana gelen danışanları e, baktığımda %95'i... E, ters giden olayları ve hayatının ne kadar kötü olduğunu bıraksam saatlerce konuşur. Saatlerce konuşur. Ama aralarında iyi giden bir şeyi genellikle bahsetmezler. Çünkü tersi devrede. E biz neyi çok bahsedersek, hangi enerjiye çok girersek onu çoğaltırız. Eğer biz çoğaltma makinesiysak, eğer biz bir fotokopi makinesiysak, 10 sayfalık e, fotokopi çekeceksek, bunun 8-9 sayfası olumsuz bilgilerle doluysa, sadece bir sayfası olumlu bilgiler doluysa, o 10 sayfalık fotokopiden nasıl bir e, çıktı alırız? Olumsuz. E Fotokopi makinesi bunu böyle yapıyorsa, siz enerji olarak zihninize enerji alanınıza hep olumsuz şeyleri koyarak, Sürekli onları bahsederek konuşarak anlatarak yaptığınızda ne olacağını bekliyorsunuz. Yani girdi neyse çıktı o olur. Bu çok basit bir kural. Ee, bu kuralı bazen çok basit kuralları göz ardı ediyoruz. Biz istiyoruz ki biz hep negatif konuşalım, olayların olumsuz yanlarını görelim hep ne kadar şanssız olduğumuzu, Bahsedelim ama mucizeler de bize yağsın. Böyle bir şey olabilir mi? Yani e, olmayan bir enerji dışarı çıkabilir mi? Ne varsa o çıkar. Dolayısıyla buna özen gösterirseniz, bugünden itibaren özen gösterirseniz e, mutlaka değişir. Size söz veriyorum. Bakın birisi yine güzel bir şey yazmış. Gülseren Özyen Rabbim. Her zaman bana yardım ediyor. Bakın çok güzel bir olumlama. Ee, siz kendi cümlelerinizi kurun. Kendinize en uygun neyse onu kurun. Maalesef insanlar borsaya yöneliyor ama sonuç hüsran. Evet yani borsa zaten ayrı bir konu. Ee, bakalım. Ben her zaman şanslıyım. Dün ölümden döndüm. Çok geçmiş olsun Sibel Hanım. Bakın ölümden döndünüz ne kadar şanslısınız ama çok büyük geçmiş olsun. Evet ben her zaman şanslıyım. Şans beni her yerde bulur. Çok güzel. İşte bunlardan bahsedin. Her durum ve koşulda pozitif düşünmek için sebebimiz vardır. Yeter ki bu inancı sahip çıkıp vazgeçmeyelim. Zira inanç mucizeyi gerçek kılar. Çok güzel yazmışsınız. Tebrik ediyorum Asuman Bilen. Ee, kesinlikle doğru ifade etmişsiniz yaydığımız enerji kullandığımız cümleler inançlarımız bunu ortaya çıkartır bu kadar pozitif enerjiyle tabii ki de oldu <laughs> teşekkürler Hayat Hanım sevgiler bu sırada ee, çapalamak evet evet doğru çapalama da diyebiliriz çapaladınız değil mi hocam evet evet kesinlikle çapaladım her evet evet kesinlikle doğru iyimser ee, olmak olumluya odaklanmak yani evet evet yani kesinlikle kesinlikle e, bu konu çok doğru ee, ben eskiden çok karamsarmışım ondan sizin dediklerinizi çok iyi anlıyorum olumlu şeyleri görmek olumluya odaklanmak ve olumlu oluyor evet. Ee, güzel şeyleri kötüler yok ediyor. Evet, evet kesinlikle. Ben de hayatımdaki en büyük değişimleri yaşamama sebep olan Taner Hocam. Tanıdığım için çok şanslıyım. Çok teşekkürler Hayat Hanım. Ben de sizi tanıdığım için şanslıyım. Sevgiler. Sizi tanıdığım için ve şans aldığım için çok şanslıyım. Teşekkürler Yeter Hanım. Ben de öyle. Sevgili Deniz, Hanım, benim hayatımda ne olmazsa daha iyisi olur benim hayatımda ne olmazsa daha e, bu cümleyi biraz daha e, değiştirebiliriz ne olmazsa e, benim hayatım bundan daha iyisi nasıl olur akses barsın kullandığı genelde e, standart cümlelerden bir tanesi bundan daha iyisi e, nasıl olur ee, cümlesi belki daha uygun olur. Hocam sizi dinlemek bile mutluluk veriyor. Harika. Ee, hastanede yatıyorum. Kahvem, yemeğim ayağıma geliyor. <laughs> ee, harikasınız Sibel Hanım. Çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun tekrar. Arkadaşlar Hayatım bundan daha iyi nasıl olur? Tamam, güzel, her zaman hayırlısı olur gibi. Evet, evet. Yani pozitif gerçekçilik, gerçekçilik kısmı da çok 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 önemli. Dolayısıyla ona da önem verin. Bu negatif şeyleri inkar edelim, görmezden gelelim anlamında değil. Ama olumlu şeyleri de her zaman hesaba katıp onunla başlayalım anlamında. Şimdi... Yavaş yavaş enerji çalışmasına geçelim. Enerji çalışmasını hayatınıza daha fazla bolluk, daha fazla bereket, daha fazla şans, daha fazla kısmet evlenmek isteyen kişiler için daha fazla kapının açılması, mucizenin açılması için bir çalışma yapalım olur mu? Borsa için de geçerli mi? Evet, borsa için de geçerli. Borsadaki senetlerin daha fazla yukarı çıkması için diyelim. E, borsa için de ilginç bir şey söyleyeyim size. E, İngilizce'de e, Investing into stock market Yani İngilizcesi e, Borsaya yatırım yapmak diye ifade ediliyor. Türkçesi Borsada oynamak diye ifade ediliyor. Şimdi Türkçesi bile ne kadar bozuk. Yani oynamak kelimesi kullanılıyor borsa için. Ee, neden oynamak kelimesi kullanılıyor? Borsada olanlar bunu biliyor. Çünkü birçok farklı müdahaleler, piyasadaki tutarsızlıklar gibi şeyler oluyor. O yüzden borsa hakikaten e, çok riskli bir konu. Ama yatırımlarınızın e, nasıl bu kadar şanslı oldum? Harika. Bu da çok güzel. E, güzel bir Access Bars örneği. Teşekkürler Hanife Hanım. Niyetiniz şu olsun. Şu anda herkes yavaş yavaş niyetini aklından geçirsin. Hayatıma daha fazla bolluk, daha fazla bereket, daha fazla şans kapısı, daha fazla mucize çekmeyi niyet ediyorum. İçinizden tekrar geçirin. Bundan daha güzel bir niyet olur mu? Hayatıma daha fazla şans, daha fazla bolluk, Evlenmek isteyenler için daha fazla kısmet, daha fazla mucize çekmeyi niyet ediyorum. Ee, Taner Hocam çok teşekkür ederim aydınlattığınız için. Tabii ki, tabii ki bir şey değil. Ee, bunu niyet edin yavaş yavaş. Şimdi bununla ilgili çok güzel bir çalışma yapacağız. Daha fazla şans, daha fazla bolluk, daha fazla bereket, daha fazla mucize daha fazla olumlu düşünce beklentisi içinde olmayı niyet ediyoruz. E, lütfen kendinizi ikinci plana atmayın. Bolluk bereket şansında dışarıdan bir yerlerden başınıza gelmesinden ziyade sizin yaydığınız enerjiyle daha fazlasını çekebileceğinize lütfen inanın. Eğer siz kendinize inanırsanız bu enerjiyi yaymaya devam ederseniz eee siz bir şeyleri değiştirebilecek güçte olduğunuzu hissedeceksiniz. E, meditasyona çalışmaya başlamadan önce lütfen negatifleri çok kısıtlı, olumlu enerjileri daha büyük tutun. Hayatınızda negatif kaynakları, sosyal medya haberlerini, konuşmaları minimize edin. E, bolluk, bereket, şans, pozitif konuları. Bununla ilgili televizyon yayınlarını, bununla ilgili haberleri varsa eğer daha fazla tutun. Bununla ilgili kitaplar okuyun, bununla ilgili konuşun ki enerjiniz böyle olsun. Peki o zaman çalışmamıza geçiyoruz. En son bir yudum daha su içeceğim. Sessiz bir yere geçin. Derin nefes alıp ver. Bolluk bereketle ilgili, şansla ilgili, mucizelerin kapısının açılmasıyla ilgili, kısmetlerle ilgili, sağlık, mutluluk, bereket kapılarının açılmasıyla ilgili, ayak tabanları altından tüm ağırlıklar boşalmaya, çözülmeye başladı. Her nefesle tüm ağırlıklarınız çözülüyor. Derin nefes alıp ver ve kendini rahat bırak. Işık topları kasık bölgesi ve kuyruk sokumu bölgesine geliyor. Ön tarafta hormonlar den dengelenirken arka tarafta kundalini enerjisi canlanıyor. Bolluk bereket enerjisi doğanın dünya anının bolluğu bereketi şu anda size akıyor. Tüm yaşamımıza akıyor. Dünya anayla uyumlanma gücümüz artıyor. Derin nefes alıp ver, kendini rahat bırak. Işık topları göbek deliğinin birkaç parmak altına gelirken korku kaygı enerjileri çözülüp gidiyor ve omurilik boyunca enerji akışı yukarı doğru çıkıyor. Şimdi ışık topları biraz daha yukarıya doğru çıkarak karın bölgesine geliyor. Kaygı, endişe, aşırı kontrolcülükle ilgili tüm enerjiler çözülüp gidiyor. Derin nefes alıp ver ve kendini rahat bırak. Şimdi ışık topları kalp bölgesine geliyor. Kalbi sıkıştıran, kalbi daraltan tüm kaygılar, enerjiler. Bazılarınızda göğüs bölgesinde bayağı bir daraltı var. Onlar çözülüyor. Göğüs bölgesinde bir rahatlama duygusuyla çözülme başlıyor. Şimdi ışık topları boğaz bölgesine geliyor. Bazılarınızın boğaz bölgesindeki yanma ve sıkışıklığı hissediyorum. Boğaz bölgesindeki tüm sıkışıklıklar çözülüyor. Derin nefes alıp ver ve kendini rahat bırak. Şimdi ışık topları baş bölgesine geldi. Bazılarınızın başında ağrı var. Bırakın tüm o ağrılar çözülsün. Baş bölgesindeki özellikle üçüncü göz bölgesinde enerjiler dengelensin fırsatları görme, bolluk bereketi, mucizeleri yakalama, hissetme, algılama sezgileriniz açılsın. Şimdi ışık topları başın tepesine geliyor. Negatif düşünceleri sebep olan, size aktarılan mutsuzluk, bolluk bereketi azaltan, iflas, yoksulluk, kendini sabote etme duyguları tamamıyla başın tepesinden vakumlanırken içinizdeki yaradanın beyaz ışığı, bolluk bereket, sonsuzluk, mucize enerjileri şimdi enerji alanını 360 derece sarıyor. Tamamıyla sizi koruma altına alıyor. Şu anda akış değişti. Şu anda da soğuk soğuk esiyor benim vücudumda. Enerji akışı, frekansı bayağı yükseldi. Fırtına gibi esiyor şu anda. Döner gibi hissediyorum enerjiyi. Ortak enerji alanında bir dengeleme var. Derin nefes al. Ver. Şimdi enerji alanı genişliyor. Bulunduğunuz evin içinde sizi kısıtlayan, dengesizleştiren, Tüm ağırlıklar vakumlanıp beyaz ışıkla dengeleniyor. Enerji alanı bulunduğunuz şehir kadar genişliyor. Sizin yaşadığınız şehirde iş bulmanızı engelleyen, iş fırsatlarını kısıtlayan, ağırlık yapan tüm enerjiler vakumlanıp beyaz ışıkla dengeleniyor. Şimdi enerji alanı Türkiye kadar veya bulunduğunuz ülke kadar genişliyor. Bulunduğunuz ülkenin sizi kısıtlayan tüm ağırlıkları üzerinizden vakumlanıp beyaz ışıkla dengeleniyor. Şimdi enerji alanı bu dünya kadar genişliyor. Dünyanın sizin üzerinizde bıraktığı, sizi kısıtlayan, bolluk bereketinizi engelleyen, yavaşlatan tüm ağırlıkları vakumlanıp beyaz ışıkla dengeleniyor. Ve şimdi olan her şeyle, içinizdeki yaradan enerjisiyle, sınırsızlık enerjisiyle bir olacak kadar genişlediniz. Mucizeler, bolluk bereket, olumlu düşünceler, beklentiler, fırsatlar, kısmetler şu anda kapılar açılıyor ve önünüze gelmeye, görünmeye ve ayağınıza gelmeye başlıyor. Derin nefes al, ver. Şimdi şöyle yapmanızı istiyorum. Zihninizden bolluk bereket, kısmet, şans her ne geçiyorsa. Bunun için ne niyet ettiyseniz, iş arayan kişi için, işi bulduğunuz görüntü, kısmet için yazan vardı. Doğru partnerle beraber olduğunuz kısmetin bir görüntüsü iş kurmak isteyen için istediği işi kurduğunun duygusu, hissi, şans kapılarının açıldığı her ne ifade ediyorsa size, istediğiniz eğitimi almak, istediğiniz partnerle beraber olmak, iş bulmak, her ne var ise onun görüntüsünü, görüntüsünü göremiyorsanız, zihnindeki, zihninizdeki düşüncesini, onu düşünerek odaklanın, yapabilenler, olmuş gibi duygusunu canlandırmaya çalışın. Sanki bu kısmet, bu şans, bu bolluk bereket olmuş gibi hissetmeye çalışın. Oradaki enerjiye gidin. Sadece onun düşüncesine gidebilirsiniz. Duygusuna gidebilirsiniz. Görüntüsüne gidebilirsiniz. Sizin için hangisi kolaysa. Sadece düşünmeniz de yeterli. Şimdi orada her ne var ise Yaradanın izniyle ortak enerji alanından oraya beyaz ışıkla enerji yolluyorum. Şimdi farklı yöntemlerle oraya enerji yolluyorum. Beyaz ışıkla onu engelleyen tüm ağırlıklar temizleniyor ve beyaz ışıkla oranın tezahür etmesi, hayatınıza akması için beyaz ışık akıyor. Bu bir düşünce, bu bir his, bu bir duygu, bu bir görüntü olabilir. Her ne kadarını yapabiliyorsanız onun enerjisine odaklanın, oraya gidin, zihninizden geçirin, yapabilenler duygusunu hissetsin. Ve üstüne bugünkü öğrettiğim cümleyle çapalayalım. Sanki bu düşündüğünüz şey olmuş gibi tebessüm edin ve bu olduğu için de orayı mühürleyin ve şöyle söyleyin. Ben her zaman şanslıyım. Söyleyin. Ben her zaman şanslıyım. Bu cümleyi söylemeniz için bir gerekçe daha. Bugün bu yayına katıldınız. Bu konu gündeme geldi. Bu konuyla ilgili bilgiler paylaşıldı. Ve ben bu konuyla ilgili bir enerji çalışması yaptım. İşte bu da sizi şanslı yapmaz mı? Bence kesinlikle yapar. Sırf bunun için bile bu cümleyi rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Söyleyin. Ben her zaman şanslıyım. Bu konuya denk geldiğinize göre, bu konu şu anda gündeme geldiğine göre ve şu anda burada canlı yayında olduğunuza göre şanslı değilseniz nesiniz? O yüzden bir kere daha söyleyin, duymak istiyorum. Ben her zaman şanslıyım. Bence de öylesiniz. İyice enerjisini içinize çekin. Beyaz ışık akıyor, enerji alanını temizliyor ve büyütüyor. Evet çok güzel. Şimdi yavaş yavaş artık odaya dönmeye başlıyorum. Enerji akışını yavaş yavaş sonlandırıyorum. Şimdi ben yavaş yavaş gözlerimi açıyorum. Ve siz dostların da herhangi bir şey algılayan Enerji hisseden, görüntü gören, zihninden düşünce geçerken kendisini rahat hisseden varsa, paylaşmak istedikleriniz varsa lütfen odaya dönüp yazın, paylaşın. Ben de onlarla ilgili yorum yapabileyim. Şimdi sizlerden yorumlarınızı bekliyorum. Herhangi bir şey algılayan oldu mu? düşüncesini geçirirken ışık, görüntü, his, duygu, herhangi bir şey algılayan oldu mu? Varsa buradan bunlarla ilgili paylaşımlar yapsın. Ben de en son bunlara bakarak size bazı yorumlarda bulunabileyim. Evet. Harika bir duygu, tebessüm, teşekkürler hocam. Yüreğinize sağlık, emeğinize sağlık. İyi ki varsınız. Siz de iyi ki varsınız. Teşekkürler Yeter Hanım. Gülay merhaba Gülay Hanım. Hocam kanatlı bir kapıdan girdim. İçerisi altın ve de para vardı. Çok harikaydı. Harikasınız, harikasınız. İnşallah gani gani onlara kavuşun, size bol bol aksın. Çok güzel duygular hissettim sevgili Hatice Yücel. Harika, çok güzel, çok mutlu oldum hocam. Harika Fatma'nın Fatma Sakarya, çok güzel. Hatice Yücel teşekkür ederim şifa olsun. Ailece cebimize para akıyordu. Muhteşem Sibel Hanım. Bol bol aksın. Gani gani aksın. Rahatladım. Harika Nevruz Hanım. Harika sizsiniz. Teşekkürler. Teşekkür ederim hocam. Çok güzeldi. Şifa olsun. Teşekkürler Nevruz Hanım. Ben de iki sizi tanıdım. Şifa olsun. Çok mutlu oldum. Gerçek olmuş gibi geldi. Sibel Hanım gerçek olmuş gibi geldiyse çok doğru bir frekanstasınız çünkü her şey ilk önce görünmeyen alanda olur, ondan sonra tezahür eden. Ee, i̇lk önce görünmeyen alanda olur, sonra görünür hale gelir. Bu yüzyıllardır bilinen bir gerçek. Görünen her şey, bakın bu cümleyi hatırlayın, görünen her şey görünmeyenden kaynaklanır. Şu anda gözle gördüğümüz her şey ilk önce görünmeyen alanda gerçekleşti sonra görünür kıldı. Her şey düşünce, düşünce görünür mü? Her şey ilk önce görünmeyen bir alanda planlanıyor, birisi tarafından tasarlanıyor, görünmeyen bir şekilde düşünülüyor, düşünce görünmeyen bir alan, ondan sonra görünür hale geliyor. Dolayısıyla kesinlikle doğru yoldasınız. O frekansta, o akışta kalırsanız gerçekleşme imkanı çok yüksek. O yüzden tebrik ederim. Şifa olsun. Işıklar saçan palmiye ağacı gibiydim. Harikasınız Hüseyin Bey. Çok doğru odaklanmışsınız. Doğru frekanstasınız. Arkadaşlar çok iyi geri dönüşler aldım. Çok sevindim. Ee, bakalım. Evet, hayal edelim yaşayalım. Çok esnedim, gözümden yaşlar geldi. Bunun sebebi nedir? Yasemin Hanım, o rahatlama. Vücutta belli frekanslar, kanallar akışta rahatlıyor. Ee, gevşeme yaratıyor. Ve o sıkışmış duygular çözülüyor. Çözülme anlamına geliyor. Ee, vücudunuzdan, enerji alanınızdan atılması gereken şeyler çözüldüğü için. Sevgili Eylül Hanım, merhaba. Taner Hocam, teşekkür ederim. Soğuk hava hissettim. Ben de öyle. Şu anda bile ben de hissediyorum. Ve göz algıladım. Tamam. Çok güzel. Çok güzel Hilal Hanım. Ee, Kadriye Günel. İki ellerimin arasından sarı bir ateş topu tuttum. Sonra o top kayboldu. Beyaz enerji akışı bulutlar gibi gözümün önünden geçtiler. Ben kayıp için odaklanmıştım. Ee, geri alabilecek miyim diye. Hımmmm. E, kayıp bir şeyleri kaybettiniz maddi manevi büyük bir ihtimal maddi kayıplar var şimdi e, büyük bir ihtimal sarı ateş topu kaybınızı temsil eden enerji anladığım kadarıyla e, beyaz enerjide yerine geri gelen e, enerjiyi temsil ediyor büyük bir ihtimal cevabı evet gördüğünüz görüntü ve enerji bunu anlatıyor sevgili Kadriye Günel Şans bereketi içinde yaşadım. Harikasınız. Bu güzel enerjiden kendimi alamıyorum. Hala akıştayım. Harikasınız Hayat Hanım. Ee, bol bol gani gani aksın size ve ailenize. Ben de ailemle birlikte istediğimiz o güzel villada çok geniş ailemle birlikte hayal ettiğim gibi hissettim. İnşallah o e, villada ailenizle huzurlu, mutlu, güzel günleri sonuna kadar dibine kadar yaşarsınız. İmajinasyonlarım o kadar net oldu ki her şey gerçekti. Çok iyi. Hayat Hanım. kesinlikle e, aynı şekilde tezahür ettirme yolundasınız o zaman. Görünmeyen her şey, görünen her şey görünmeyenden kaynaklanır diyorum ve sizlere sevgilerimi iletiyorum. Hayal ettiğiniz bolluk, bereket, şans kısmet, sağlık size gani gani aksın. Çünkü her şey domino usulü kime ne kadar fazla akarsa o da çevresine yayar. Ve herkes bundan nasiplenir. Bir kişinin zengin olması başkalarının da bir şekilde ondan yararlanması anlamına gelir. O yüzden isteyen herkese gani gani aksın. Hepinize sevgiler, bol bereketli, mutlu, huzurlu, güzel günler diliyorum. İnşallah istediğiniz güzellikler bütünün hayrını olacak şekilde gerçek olsun. Bir sonraki yayında tekrar görüşmek üzere.